Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Gerçekten hiç olmayan şey oldu ve Zeytin Alanı'nda elektrikler kesildi. Tam da yayınımızdan 2 dakika önce o yüzden böyle değişik bir ortamda size merhaba demek zorunda kaldım. Bugün Zeytin Bahçesi'nde sohbetlerin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ama herhalde elektrik tanrıları bizim bu yayını yapmamızı bir şekilde engellemek istedi ama her şeye rağmen bizim yine dolu dolu bir programımız var. Bugünkü temamız el vermek dedik. Zeytin Bahçesi ve Zeytin Bahçesi'nde sohbetler deyince aslında bize doğanın el verdiğini ve bir şekilde bu görüşmeleri, bu kadar güzel insanları bir araya getirmemiz gerektiğini düşündürtüyor bana. Ama şu an elektrikler kesik olduğu için hiçbir yorum yapamıyorum. Ama merak etmeyin, ben ev sahipliğine devam ediyor olacağım her şeye rağmen. Ve ilk konumuzu bence fazla uzatmadan, böyle karanlıklar içerisinden size seslenmeden almak istiyorum. Efe Elmas bizim okulumuza daha önce de gelen ve çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Efe, ben sana sahneyi bırakayım. Bugün bize el vermeyi anlatacaksın ve çok güzel şeylerden bahsedeceksin diye düşünüyorum. Ben sana bırakayım sözü. Hoş geldin. Evet, merhaba, hoş bulduk. Umarım gülmeden de anlatabilirim. Arka fonda bayağı bir esprili konuşmalar oldu. Ya hiç sorun değil bence. Öncelikle bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum Zeytin Okulu'na. Fiziksel buluşmalarımızda gayet keyifli bir süreç yaşamıştık. O günleri de bayağı bir özlemle anıyorum. Dilerim en yakın sürede tekrar fiziksel bir şekilde buluşabiliriz. Ama yine de bu konu çok heyecanlandırdı beni. Zeytin Okulu'ndan, Suri'den bu maili alınca, bu mesajı alınca hani el vermek nedir, nasıl el verebiliriz? Tabii ki çok geniş bir konu. Nereden alsak, nereden incelesek oldukça derine gidebiliriz. Ama el vermekten bahsetmişken ben biraz el sembolizminden gireyim dedim. Yani elin anlamı nedir mitolojik olarak? Ki oradan da el vermekten neyi kastediyoruz? Bunun üzerinde biraz durabiliriz. Çok zaten sıkmadan biraz özetlemek istiyorum ama el mitolojik olarak arkaik dönemden beri insan için çok önemli bir uzuv aslında. Keza el vermek de öyle. Kendi dilimizde el vermek deyince sadece fiziksel anlam değil, el uzatmak, el vermek, birine elle dokunmak dediğimizde hep manevi bir şeyden de bahsediyoruz. Manevi bir dokunuştan bahsediyoruz ve çok derin duygular uyandırıyor bizde. Şefkat, birliktelik, beraberlik, soy aktarımı, şifanın aktarımı, gizem gibi birçok kavramı içerebiliyor. Aslında şöyle bir baktığımızda insanlık tarihine, insanı doğadan farklı kılan, doğadaki diğer bütün canlılardan, kendi kuzenleri diyeyim, bütün kuzenleri olan hayvanlardan farklı kılan özelliklerinden biri sadece düşünmesi değil, aynı zamanda elini çok aktif kullanabilmesi. Mitolojik anlamda elin önemi biraz buradan çıkıyor. Baktığımızda atalarımıza, yani 2,5 milyon yıl önceye gittiğimizde en arkaik atalarımızdan biri olan Homo habilis'e, Homo habilis dememizin sebebi yetenekli insan anlamına gelmesi. Çünkü Homo habilis 2,5 milyon yıl önce var olmuş ve bir şekilde alet edevat yapmayı bulmuş ve anlamış. Yani ne yapmış? Aslında elini kullanmış. Şimdi burada insanın kendisiyle ilgili bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Çünkü ondan sonra Homo erectus ve Homo sapiens'e doğru geldiğimizde ilk defa diğer canlılardan farklı olarak ellerimizle araç yapabiliyoruz. Yani iki ayak üzerine kalktığımızda ellerimiz serbest hale geliyor ve diğer bütün canlılardan farklı olarak ellerimizle çok daha ince işler yapabiliyoruz. Şimdi buna baktığımızda, bu sürece baktığımızda insan kendi elini kullanmayı fark ettiğinde çok ilginç bir şey oluyor. Öncelikle alet yapıyor ama alet yapması önemli değil. Çünkü Homo sapiens ve Homo habilis diğer canlılardan farklı kılan alet yapacak, aleti yapacak olması. Yani ne demek istiyorum? Alet yapması için uygun aleti üretiyor ve ondan alet yapabiliyor. Ve sonra insan elleriyle beraber, ellerini keşfettiğinde mağara çizimleri yapmaya başlıyor. Taşlar oymaya başlıyor. Hatta 540 bin yıl önce bulunmuş bir istiridye kabuğuna zikzak çizili olarak takılar yapıyor, koller yapıyor, gömü ritüelleri yapıyor. Küçük kabuklardan ince işçilikler yapmaya başlıyor, bilezikler yapmaya başlıyor. Ve baktığımızda insan elini kullanmaya başlamasıyla beraber muazzam bir yaratıcılık yeteneği ortaya çıkıyor. Ne bunun farkı peki? Bir taraftan düşünürken, tahayyül ederken, planlarken, organize ederken bütün o hayal dünyasını eliyle gerçekleştirebiliyor. Bu dünyayı manifest ettirebiliyor. Bu dünyada yaratabiliyor. Haliyle insan elleriyle
bir nevi yaratıcılık özelliği kazanmış oluyor. Ne yapıyor? Mağara resimleriyle beraber o bütün mitlerini, inançlarını mağaralara resmediyor. Küçük tanrıç heykelcikleri yaparak doğayı betimliyor. Onunla beraber zaman geçiyor, tarım yapmaya başlıyor. Kökleri toplamaya başlıyor, onlardan işlemeye başlıyor, ateş yakmaya başlıyor. Homo erectus'tan biliyoruz, kayık yapmaya başlıyor. Sonra zaman akmaya devam ediyor, evler inşa etmeye başlıyor, tapınaklar yapmaya başlıyor. Sadece bunda sınırlı kalmıyor, elimiz sayesinde yazı yazabiliyoruz, sanat yapabiliyoruz, edebiyat yapabiliyoruz. Bugün konuşacağız, klarnet çalabiliyoruz veya objektif ayarlayıp resim çekebiliyoruz. Yani bir şekilde insanın ellerini fark etmesi, insanın kendi yaratıcılığını fark etmesiyle beraber bütün hayal dünyasını, içinden akan müziği, içinden akan imgeleri, içinden akan o bütün edebi sözleri bir şekilde bu dünyaya yaratabilir hale geliyor. Şimdi buna baktığımızda ilginç bir şekilde mitolojilerde ortak bir biçimde Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diye anlatılır. Bu kendi suretinde yaratması sadece işte başı var, ayağı var anlamında değil aslında. Tanrı'nın suretinde olabilmek demek, yaratıcılık vasfına sahip olmak demek mitik olarak. Ve bu yaratıcılık vasfı da aslında ellerden geliyor. Şimdi bunun çeşitli kültürlerde farklı uzantılarını görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Antik Mısır'da. Antik Mısır'da insanın birçok bedeni var. İşte Ba gibi, işte Şu gibi, Kufu gibi, Kaps gibi. Yani bir sürü farklı beden olarak tanımlanıyor insan. Katman katman giysi gibi. Ve bunlardan bir tanesi de Ka, bir tanesi Ba. Ba insanın ruhu bildiğimiz. Yani öldüğü zaman içinden çıkan bir kuş gibi resmedilen bir Ba'sı var. Bir de Ka'sı var insanın. Ka'dan yaşam kıvılcımı demek, yaşam enerjisi demek, insanın yaşam gücü demek, yaşamın ateşi demek. Ve çok ilginç bir şekilde Ka'yı bir çift el şeklinde sembolize ediyorlar hiyerogliflerde. Burada neyi görüyoruz aslında? İnsanın yaşam gücünü, yaşam verme gücünü görüyoruz. Şimdi buna sadece tabii ki mitoloji veya antropolojik buluntular değinmiyor. Carl Gustav Jung'un da bu konuyla ilgili ilginç çalışmaları var. Bu sırada şunu da gireyim arada. Eğer sorularınız olursa bir taraftan da chat bölümünde sorabilirsiniz. Dahil olabilirsiniz. Oradan da sorularınızı yanıtlayabilirim. Daha sohbet gibi havasında olsun isterseniz. Şimdi Carl Gustav Jung'a göre de insan ruhu, insan psişesi bedeninde bir şekilde bir yansıma gösteriyor. Ve bir şekilde eller insan ruhunun dışarıya doğru uzayan ve dış dünyayla temas eden uzuvları. Bunlardan bir diğeri tabii ki ses. Yani konuşmak, ifade, kelimeler, şarkı, ilahiler, mantralar, dualar. Ama bunların yanı sıra bir diğer insanın kendi ifade biçiminde aslında elleri. Çünkü bu ellerle beraber kişi dua edebiliyor. Ve bu ellerle beraber o bütün sanatsal, o yazı veya o çizimi yapabiliyor. Ama bunun dışında ellerle şifa da verebiliyor. Bu yüzden eller aslında yaratıcılığın ve kendini ifade etmenin başka bir yöntemi. Şimdi el vermek konusuna gelirsek, insan için eller bu kadar önemli olduğu için, yani el insanın ruhunun uzantısı, yaratıcılığının kaynağı olduğu için, çünkü dokuma yapıyor, sanat yapıyor, şifa veriyor, başkalarına dokunabiliyor. Bu böyle bir uzantı olabildiği için insanın kendi ruhundaki yeteneği, insanın kendi ruhundaki beceriyi, insanın kendi ruhundaki o bütün bilgi birikimini aktarmaya da bir şekilde arkaik bir bilgimiz olduğu için el vermek diyoruz. Aslında el vermek dediğimizde sadece verdiğimiz şey fiziksel bir şey değil. Çünkü elin, yani el uzatmanın, el vermenin çok derin manevi anlamı var. Aslında el verirken belki ruhumuzdaki şifa yeteneğini veriyoruz, belki şefkat veriyoruz, belki sevgi veriyoruz, belki daha yüce erdemleri veriyoruz. Ama bir şekilde el vermek, el uzatmak karşı tarafa bir tür aktarım, sözsüz aktarım. Çok ilginçtir bu elin şifa verme özelliği. Hepimiz biliriz bir şekilde eğer canımız yanarsa, mesela düşersek ve dizimiz kanarsa ve dizimizde bir sıkıntı ortaya çıkarsa hemen elimizi oraya koyarız. Veya karnımız ardında ellerimizi karnımıza götürürüz. Ya da boğazımız ardında hemen ellerimizi boğazımıza götürürüz. Bir şekilde ellerimiz de acıyan şeye iyi gelme gibi bir içgüdümüz var. Yani ben şuna inanıyorum. O elin şifa verme gücünü olan inancın çok arkaik, çok köklü olduğunu inanıyorum. Sadece bu hani dokunduğum ve işte boğazıma iyi geldi ve mideme iyi geldi gibi değil. Aynı şekilde birinin canı yandığında da
ciddi anlamda kalbinde bir kırgınlık olduğunda da ona dokunmak, onu okşamak, onun saçını okşamak istiyoruz. Bir şekilde dokunmak, sarılmak, elimizle saçını okşamak ona şefkat, ona iyileştirici bir güç vermek anlamına geliyor. Böyle olunca el bir şekilde şifayla eşler. Şimdi el vermek kavramı dediğim gibi aslında ruhun bir dışarıya doğru uzantısı olduğu için kendi ruhundan geçen bilgeliği vermek anlamına geliyor. Ve bunun aynı zamanda pratik bir uzantısı da var. Özellikle Anadolu'da ama dünyanın dört bir yanında da var. Bu da aslında ocaklı kültürüyle alakalı. Ocaklı kültüründe de bu el vermek doğrudan kendi şifa yeteneğini aktarmak olarak geçiyor. Bunun çeşitli yöntemleri var. Yani seremonileri var. İşte eline bazı işlemler uygulamak gibi. Bu korona döneminde biraz rahatsız edici olsa da aslında ağzının içine tükürmek gibi. İşte bir büyük annenin ve annenin kendi kızına ve bir babanın oğluna ağzına tükürerek bir şekilde o şifa yeteneğini aktarması var. Bu ocaklı kültüründe de özellikle Anadolu'da yaygın olan ocaklı kültüründe de kurşun dökme için el verilebiliyor veya işte sihirleri düşürmek için el verilebiliyor, ateş düşürmek için el verilebiliyor. Bir sürü anlamda el verme yöntemi var. Şimdi bütün bunların kökenine baktığımızda, yani bütün bu şifacılığa baktığımızda bir şekilde iki tür şifacılık yöntemi görüyoruz. Buradan usta çırak ve yine el vermeye bağlamak isterim özetleyerek konuyu. Bu iki sistemden bir tanesi biraz daha öğretime dayalı, yani usta çırak ilişkisine dayalı ve teorik bilgi ve ilime dayalı sistemler. Bunlar biraz daha eril sistemler olarak nitelendiriyorum ben. Yani ne demek bu? Gidiyorsunuz bir ustanın yanında, yıllar boyunca eğitim alıyorsunuz ve o metodoloji öğreniyorsunuz. Bu günümüzde de geçerli. Mesela işte sallıyorum uzak doğu sanatlarından Qigong veya Tai Chi öğrenmek isterseniz, bir Qigong ve Tai Chi ustasının yanında yıllar geçiriyorsunuz. İşte nefes öğreniyorsunuz. Tandem de enerjiyi, chi'yi, ki'yi biriktirimi öğreniyorsunuz. Veya işte ya da işte bir marangozsanız, bir marangozun yanına gidiyorsunuz ve onun yanında ince işçilikleri öğreniyorsunuz. Bu usta çırak ilişkisiyle uzun yıllar içinde bir ilim aktarmaya amaç ediniyor. Bir de yani bu uzun yıllar yanında kalarak böyle bir usta çırak ilişkisiyle el vermede daha çok pratik bilginin ve deneyimin yıllar içinde şifahen, sözlü veya bir şekilde aktarımını kapsıyor. Bir de çok ilginç bir şekilde doğrudan yeteneğin aktarımına dair bir inanç var. Bu biraz daha mistik, biraz daha sezgisel. İşte bu da bahsettiğim ocaklı kültürü. Yani burada uzun uzun usta çırak ilişkisine girmiyorsunuz ama kurşun döken büyük anneniz bir şekilde size o el yeteneğini veriyor ve siz de artık kurşun dökebiliyorsunuz. Daha doğrusu o manevi etkiyi yapmaya yetkili hale geliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili çok keyifli bir kişiyi dinledik. Aşık Kara diye. Aşıklarda da böyle bu iki gelenekten biri var. Bunlardan bir tanesinde badesiz aşıklar var. Yani bunlar usta çırak ilişkisi içinde aşıklığı öğrenen, saz çalmayı öğrenen, tekerlemeleri öğrenen veya o ozanlığı öğrenen kişiler. Bir de badeli aşıklar var. Yar elinden bade içen aşıklar var. Bunlar manevi bir deneyim yaşayarak bir tür manevi bir el alarak içinden akarak hiçbir eğitim almadan aşık olanlar. Bunlar yani bir baygınlık geçiriyor, bir rüya görebiliyor. Veya işte rüyasında Hızır gelebiliyor. Rüyasında çok güzel bir kadın gelebiliyor ki bazen bu kadınla evleniyorlar. Bazen de manevi bir şekilde kalabiliyor. Ve bu Hızır veya bu kadın kendisine boza kıvamında bir içecek verebiliyor. Rüyasında veya vizyonunda diyeyim o baygınlık geçirdiği sırada. Bazen elma verebiliyor, elma çekirdeği verebiliyor. Bazı anlatılara göre Anadolu'da çekirdekler verebiliyor. Bir şekilde onu yiyen aşık uyandığında ve kendine geldiğinde bir anda ozan oluyor. Mesela biz Aşık Kara'yı izleme imkanı bulmuştuk İstanbul'da. Kendisi yar elinden bade içmiş aşıklardan biri. Hiç hayatı boyunca Karadeniz civarında yaşıyor ve saz çalmayı bilmiyor. Öyle bir ailesinde müzik yeteneği yok. Herhangi bir öğretim almamış. Çobanlık yapıyor ve Karagöl denen bir gölün kenarında çobanlık yaparken işte orada koyunları gezmeye götürürken bir kütüğün üzerinde bir baygınlık geçiyor. Titreme ve bir esrime hali gibi, bir şamanik deneyim gibi bir baygınlık geçiriyor. Birkaç gün baygın kalıyor ve bütün aile arıyor ve en sonunda buluyorlar Aşık Kara'yı. Ve Aşık Kara kendine geliyor ve kendine geldiğinde gidiyor ormana. Ağaç kesiyor ve ağaçtan bir saz yapıyor.
ve sazı alıyor eline, başlıyor çalmaya ve yüreğinden ilahi aşkla ilgili, Allah'la ilgili, insan olmakla ilgili, sevmekle ilgili şiirler dökülmeye başlıyor. Ama bununla ilgili hiçbir eğitim yok. Bir anda o aşk yüreğinden akmaya başlıyor. İşte bade yar elinden bade içmek diyorlar buna. Ve döndüğünde hatta babası diyor ki sen çalgıcı mı olacaksın deyip sazı falan kırıyor, yakıyor. Bayağı da güzel dövüyor ve git diyor şimdi çobanlar devam et. Ama aşıklara tekrar gidiyor ormana, bir daha saz yapıyor, bir daha saz çalıyor, bir daha türkü çığırmaya başlıyor. Ve bir daha dayak yiyor. En son diyor ki ben sizden değilim, benim başka bir yolum var diyor aşıklara ve sazını alıp yola çıkıyor. Şimdi bu Aşık Kara'nın örneği gibi birçok örnek Anadolu'da var aslında. Bir de bu iki örneğin yani bir usta çırak ilişkisi içinde uzun dönemli el vermenin yanı sıra bir de hani o dişi olarak hani ben kurşun dökmeyi veya işte bir esrime haliyle beraber o yeteneği almanın dışında bir de bu ikisinin birleştiği sistemler var. Hem el verme yani bir şekilde yeteneğin aktarılması hem de usta çırak ilişkisiyle yürüyen şeyler. Bunlar daha çok şamanik öğretilerde gözüküyor. Yani bir şamanın şaman olabilmesi için hala Orta Asya'da var veya Maya inancında var. Ayşen Ülgün Arıt hocamız vardır. Onun kitaplarında da geçer bu şamanik inisiyasyon. Orada hem hocanızdan el almanız gerekiyor ama aynı zamanda veya bir deneyim yaşamanız gerekiyor ama aynı zamanda uzun dönemli bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Veya Druidlerde, Kelt paganizminde, Avalon rahibelerinde de aynı şekilde var. Gizem kültürlerinde, işte Antik Mısır gizem inançlarında de aynı şekilde var. Onlarda da hem bir el almanız gerekiyor, aynı zamanda uzun dönemli bir inisiyasyon sizi bekliyor. O inisiyasyon içinde eğitim görmeye başlıyorsunuz. Yani toparlayacak olursak el vermek, bir şekilde ustanın, karşı, yani usta demeyeyim herhangi birinin karşı tarafta ruhundan akan şeyi aktarması aslında bir nevi. Bu sevgi olabilir, şefkat olabilir, yeteneği olabilir ve herhangi başka bir şey olabilir. Bu açıdan bu başlık ilk biz konuştuğumuz Zeytin Okulu ile beni çok heyecanlandırdı. Çünkü çok geniş ve çok keyifli bir konu. Eğer sorularınız varsa seve seve sorularınızı yanıtlayabilirim chat bölümünden. Eğer sorularınız yoksa da Naime Hanım'a bırakabilirim sözü. Efe, şu an benim internetim biraz kesiliyor, bir de arkadan ezan sesi geliyor ama çok güzel anlattın, teşekkür ederiz. Usta çırak ilişkisini biraz detaylı, daha detaylı anlatabilir misin diye galiba istek var. Biraz açabilir misin diyecektik. Tabii. Şu ağza tükürme konusunda bir gülme de gelmiş. Şimdi usta çırak ilişkisinde şöyle bir durum var. Şimdi bu şifahen sözlü olarak aktarılan bir ilişki ve kültüre göre değişiyor. Genelde bir usta ve bir talebesi, bir çırağı oluyor. Ve genelde usta ölene kadar usta ve çırak arasındaki ilişki devam ediyor. Şimdi bu usta çırak ilişkisi tabii kültüre göre değişebilir. Coğrafyaya göre değişebilir. Mesela sallıyorum Druidlerde, yani Kelt paganizminde Druidler, Keltlerin yüksek rahip sınıfı, ozan sınıfı öyle söyleyeyim. Mesela orada bir ön kabul süreci var. Yani herkes bir ustanın eğitimine giremiyor, inisiyasyona giremiyor. Eğer o kabul şeylerini sağlarsanız, koşullarını sağlarsanız orada daha çok toplu bir inisiyasyon olabiliyor. Yani orada bir usta var, yani birden fazla çırak var. O çırağın ilerleyeceği seviyeye göre tabii ki bu biraz daha nasıl diyeyim dini ve ruhani bir ilerleme süreci. Ama en nihayetinde herkes bir ileri seviyeye gelebiliyor ve ona göre cübbesi değişebiliyor Druid rahiplerinde. Ama bizim Anadolu'da genelde usta çırak ilişkisi daha bir usta ve bir çırak olarak kendini gösteriyor. Usta çırağına evet sen oldun diyene kadar çırak aslında bir ustalık iddia edemiyor. Hatta aslında daha geleneksel yöntemlerde usta ölmeden çırak usta olmuyor. Ustanın vefat etmiş olması ve bütün deneyimini, bilgisini vermiş olması gerekiyor. Tabii ki usta-çırak ilişkisinde şifahen, sözlü aktarım çok önemli. Ve sözlü kültür ürünü olması onu daha güçlü kılıyor. Çünkü şimdi biz yazılı kültür içinde yetiştiğimiz için bu bize çok olağan gelmiyor. Çünkü biz bir kitap yazıldıysa ve bize verildiyse ben unuttuğumda tekrar okuyabilirim diye düşünüyoruz. Bu noktada
kitabi bilgi olarak bir usta çırak ilişkisi olamıyor maalesef. Çünkü ama unutursam tekrar kitaptan okurum gibi bir kafa oluyor. Ama düşünün herhangi bir yazılı metnin olmadığını ve ustanızın ağzından çıkacağı şeyi bir kere söylüyor. Yani bir daha ikinci defa duyma imkanınız olmayabilir. Bir de tabii inanılmaz bir saygı var usta çırak ilişkisinde. Şimdiki gibi maalesef süreç yok. Yani ay ben anlamadım bir daha tekrarlar mısınız gibi bir durum da yok aslında. Hali usta oturuyor, çırak oturuyor ve ne anlatacaksa, niye öğretecekse bir kere söylüyor sözü. Bir kere ağzından çıkıyor o sohbetler. Ve o bir kere de siz onu kapmak zorundasınız. Onu almak zorundasınız. Alabildiğiniz kadar hali bütün kulaklarınızı açıyorsunuz, kalbinizi açıyorsunuz. Onu bir sünger gibi tabiri caizse emmeniz ve almanız gerekiyor. İşte burada el vermenin doğası daha güçlü hissediliyor. Çünkü o sohbette oturduğunuzda ve oradan çıkacak olan enerji, mimiği, jesti, sözleri, kelimeleri aktaracağı her şeyi almalısınız ki siz de ileride usta olduğunuzda bu bilginin devamlılığını sağlamak. Çünkü usta çırak ilişkisindeki buradaki kritik unsur sizin o silsileyi devam ettirecek olmanız. Yani sizin nasıl diyeyim işte anneden kıza, babadan oğula gibi eğer siz yeterli ilgi göstermezseniz tüm yüreğinizle o ustayı dinlemezsiniz. Bilginin kaybolmasından da sorumlu olacağınız için aynı zamanda büyük bir sorumluluk var. Şimdi bütün bu sadece sözde aktarılmış olması, ustaya duyulan büyük saygı çünkü ustaya ulaşmak zor, ustanın kabul etmesi zor, ustanın kabul etmesi için bir yıl sınavdan geçmişsiniz zaten. Ustanın her kelimesi çok değerli. Şimdi böyle bir çağın içinde, böyle bir anlatımın içinde o ustadan alacağınız her şeyi alıyorsunuz ve bunu bir görev bilinciyle bir sonraki nesle aktarmaya dair bir dürtünüz ve içgüdünüz oluyor. İşte burada usta çırak ilişkisi aslında en güçlü, nasıl diyeyim, eğitim sistemi, en güçlü el verme biçimi. Çünkü yüksek bir saygı var, her sözünü dinleme arzusu ve isteği var, karşı tarafa karşı derin bir saygı var. Ama modern bir zamanda tabii ki usta çırak ilişkisi maalesef bir noktada köreliyor ve bir noktada bu bağlantı kopuyor. Çünkü yazıyla beraber ki yazının da ilk çıkış kaynağı aslında yine inançsal ama sonra bilginin kaydedilmesi amacıyla ortaya çıktığı için bilgi kaydedildikçe biz sözlü aktarıma pek riayet etmiyoruz. Tekrar yani hele teknolojide artık kaydı var ve tekrar dinlerim gibi. Hakikaten böyle bir geleneksel sözlü kültür aktarımına katılacak olsanız kayıt bile almamanız gerekiyor. Yani oradan tüm yüreğinizi dinleyip aktarmanız gerekiyor. Tabii ki burada dediğim gibi bir usta bir çırak var ve sonra o çırak yani usta öldüğüne çırak usta oluyor ve o da onu aktarıyor. Bu el verme seremonisi içerebilir, içermeyebilir. Bu tamamen kültüre göre değişir. Mesela Alevilikte, dedelikte hem bir el verme var, bir seremonisi var ama aynı zamanda sözlü olarak bilgilerin metotların aktarımı da var. İşte duaların, metotların, ölü gömme ritüellerinin, işte cem ayinin nasıl organize edileceği gibi. Ya tabii ki ben bilmiyorum. Detaylarını bile bilmem mümkün değil. Çünkü bu usta çırak ilişkisi her zaman gizem içerir. Yani dışarıya aktarılan bir şey değildir. İster bu Ebruli sanatında olsun, ister bu şahmeran çizimi olsun, ister saz çalmak, isterse de şifa yeteneği olsun her zaman bir gizem içerir onun aktarılması, bu bilginin korunması için. Haliyle bu şekilde hepsinin bir araya alındığı sistemler de mevcut. Ama dediğim gibi bunun dışında usta çırak ilişkisi dışında daha dişi sistemlerde yani ocaklı sistemlerinde böyle yoğun bir eğitim yok. Yani mesela kurşun dökme için el aldığınızda size sadece el aldığınız kişi ne yapacağınızı anlatır. İşte bildiğin duaları oku. O da zaten Ayetel Kürsi, Nas Felak falandır. Fatiha falandır. Böyle ekstra girift değildir. İşte kurşunu şöyle erit, tuz koy. İşte ona göre koyacak. İşte makas koy, bıçak koy falan gibi temel seremoniyi anlatır. Size ekstra uzun uzun yıllar sonra eğitim vermez. Ya da işte sil kurutacaksanız böyle bir el verildiğinde ocaklı sisteminde. Burada da uzun uzun bir usta çırak ilişkisi yok. Bunlar daha çok gücün ve yetinin aktarılmasına dayalı. Bunun daha modern bir yaklaşımı Reiki'de var. Bir uzak doğu şifa metodu. Reiki'de de böyle bir el verme, bir inisiyasyon var. Bu el vermede de işte çeşitli bölgelerde işlemler yaparak karşı tarafa bu yeteneği aktarmak üzerine kurulu.
Bunda yani Reiki'de Mika Usi bir dağda bir inziva sırasında buna vakıf oluyor ve sonra aktarıyor. Mesela Reiki'deki metafor da el vermekle ilgili şöyle varsayılıyor. Karşı tarafın kendi içinde yanmayan bir meşale var. Yanmayan bir mum var. Ve o ışığı hatırlayan kişi, el almış olan kişinin ateşi yanıyor. Bir kişi o içindeki ateşi alıyor ve karşı taraftakinin ateşini yakıyor gibi düşünüyor el verme. Yani bir nevi ışığın, şifanın, ateşin aktarılması ve karşı taraftakinin o elle aktarılan ateşin, karşı taraftaki ateşin yanmasıyla beraber artık onun da el verebilecek noktaya gelmesi olarak anlatılıyor ve öyle varsayılıyor. Bunun hani Reiki gibi daha modern versiyonları var. Ama Anadolu'da da Ocaklı olarak var. Her koşulda Ocaklı'da da genelde ocağı aktaracak olan yaşlı kadın veya yaşlı adam genelde ocağı aktarmadan önce hani artık çok yaşlandığına karar verme aktarıyor. Yani hemen aktarılmıyor. Artık yaşlandıysa ve ölüme yaklaştıysa seçtiği birine, o seçmenin de kriterleri var. Bazen erdemli olmak, ahlaklı olmak. Ama bence modern çağda sadece ilgili olmak bile çok büyük bir lütuf. O el verecekler ve el alacaklar için. Ve bu şekilde bir aktarım oluyor. Yine orada da aynı usta çırak ilişkisi gibi ölümüne yakın bir şekilde el verme söz konusu. Ama dediğim gibi ister usta çırak ilişkisindeki el verme olsun, ister bir şekilde o daha mistik bir şekilde işte ağzın içine tükürerek veya işte eline bazı işlemler yaparak o yeteneği aktarmak olsun. Her koşulda el vermek o elin sembolizminden geliyor. İlk başta da bahsettiğim gibi elimizi keşfetmemizle beraber insanın kendini fark etmesiyle beraber bütün yaratıcılığını, bütün inancını elleriyle aktarıyor. Yani bahsettiğim gibi mağara çizimleri yapıyor, heykelcikler yapıyor, dokuma yapıyor, kolyeler, bilezikler yapıyor, ona dokunuyor, şifa veriyor, ellerini açıyor, dua ediyor. Bir şekilde eller evrenle olan iletişim ve benim ruhumda olan her şeyi dış dünyada yaratabilmek demek. Mitolojik anlamda Tanrı insanı kendi suretinde yarattı demiştim. İşte bu aslında ellere sahip olmak. Çünkü el yaratıcılıkla alakalı. Hatta mitolojide de böyle geçer. Şimdi bu ocaklı kültürü, lütfen çok uzatırsam beni kesin. Ocaklı kültüründe şunu çok duyarsınız. Benim elim değil, Fatma'nın eli diye. Hamsa diye geçer el. Hatta nazarlık olarak da kullanılır. Bir şekilde bu dişi el verme, yani yeteneğini karşı tarafa aktarabilme, usta çırak ilişkisindeki o uzun yıllar eğitimden farklı olarak bir şekilde bu tanrıça arketipi ve mitolojik olarak tanrıçayla eşdeğer. Tanrıçadan kastım, tanrıça arketipinden kastım bir şekilde doğayla yakın ilişki. Yani o aşıkların hikayelerine baktığınızda da onlar da eli doğrudan doğa olarak betimlenen tanrıçadan alıyor aslında. Doğadan alıyor o eli ve ondan sonra o aşkla doğuyor. Yine bir dişi güçten alıyor. Bu Fatma'nın eli ilginç bir şekilde dünyanın dört bir yanında benzer şekilde geçer. Mesela Mısır'da Isis'in elidir o. Hristiyanlıkta Meryem Ana'nın elidir. Yahudilikte Musa'nın kız kardeşi Miriam'ın elidir. Hatta kimisi onun peygamber olduğunu da düşünür. Bu çok büyük bir soru tabii. Kadın peygamber var mı yok mu diye. Onun dışında İştar'ın eline geçer. Hatta Fenikelilerde Tanit'in eli vardır. Tanit diye bir tanrıça vardır ve doğrudan hamsa gibi bir el vardır üzerinde. Bu elde bazen göz vardır. Çünkü göz de bir diğer aktarım metodudur. İşte nazar, göz değmesi vesaire. Ama genelde el vardır ve balık vardır. Balık da dişi enerjinin, dişiliğin sembollerinden biri. Rahimle alakalıdır balık bir şekilde. Hani uzun bir sembolizm, ona girmeyeyim ama bir şekilde tanrıça çizimlerde ve betimlemelerde elini açmış ve elini veren şeklidir. Hatta Efes'i gezme imkanınız olursa Efes'te Artemis'in heykellerine bakarsınız. Her zaman Efes'te Artemis'in heykelleri böyle elleri açık şeklidir. Açık bir eli vardır. Veya Meryem Ana'nın heykellerine bakarsanız açık elleri vardır ve Isis'in açık elleri vardır. Bu açık el Tanrıçanın daha geniş anlamda Yüce Annenin, Great Mother der Eric Norman bu arketipe. Yani doğanın bilincinin, doğa ananın bir şekilde bahşediciliğidir bu el verme. Ne demek bahşedicilik? Yani siz bir tohum ekiyorsunuz ve o tohumdan bir meyve çıkıyor. Meyveden binlerce tohumla binlerce hasat alabiliyorsunuz. Muazzam bir şefkat, muazzam bir bahşedicilik var doğada. Hala o açık el
o annenin sana her şeyi veriyorum, her şeyi bahşediyorum. Sevgiyi veriyorum, yiyeceğini veriyorum, giyeceğini veriyorum, barınağını veriyorum. Öyle değil mi? Çünkü mağaralarda yaşayabiliyoruz, ateş yakabiliyoruz. Avcı toplayıcıyken düşünün, hiçbir zaman aç kalmıyoruz. Yani açlıkla ilgili bir sınavımız yok. Ya küçük yaban tavşanı avlıyoruz, ya meyve topluyoruz, ya kök topluyoruz, ya hububat yiyoruz, ya oradaki vahşi bitkilerden yiyoruz. Bir şekilde hiç aç kalmıyoruz. Tarıma geçtiğimizde de aç kalmıyoruz. Bir şekilde doğa her zaman bizi besliyor. Her zaman bize ihtiyacımız olanı veriyor. Şimdi şu anki çağda bunu anlamamız mümkün değil. Çünkü doğal gaz faturası ödüyoruz. Elektrik faturası ödüyoruz veya su faturası ödüyoruz. Eğer su fazla açıksa kısıyoruz, ışığı kısıyoruz falan. Halbuki doğada böyle bir fatura yok. Sonsuz bir çevrim var, sonsuz bir döngü var, öyle değil mi? Yani okyanuslardan nehirler çıkıyor, nehirler akıyor, yeraltı suları oluyor, yağmur oluyor, tekrar akıyor, tekrar okyanusta buluşuyor. Tekrar yani sonsuz bir sirkülasyon var. Güneşin sonsuz bir döngüsü var, ayın sonsuz bir döngüsü var. Her bahar tekrar ağaçlar açıyor. Yani o sonsuz döngü içinde sizin herhangi bir faturayı ödeme gibi bir derdiniz yok. Hali biz şu an inanılmaz kısıtlı ve ne kadar paran varsa o kadarına sahip olabilirsin. Ne kadar gücün varsa o kadarını alabilirsin gibi bir kafanın içinde yaşıyoruz açıkçası. Ama arkaik dönemde bakıyoruz ve her şey bolluk bereket içinde. Bir cennet gibi. Meyveler var, hayvanlar var. Yani ki o hayvanlarla ilgili inanılmaz saygı da var biliyoruz. Şu an yaşayan arkaik topluluklarda bizim gibi ihtiyacından fazlasını tüketmemek gibi bir kural var. Yani en büyük günah herhangi bir ilkel denilen kabilede ihtiyacından fazlasını tüketmektir. Eğer bir demet adaçana ihtiyacın varsa ikinci dalı almazsın. Eğer bir elma senin ihtiyacını gideriyorsa ikinci elmayı toplamazsın. İhtiyacın kadarını alırsın. Bu hem ekosistemi korumak için hem de doğaya karşı bir şükran. Şimdi burada bence en ilginç olan şey şu. Bu kadar doğanın bolluğu bereketi içinde böyle yıkıcı değilmişiz araştırmalara baktığımızda. İlginç bir şekilde şu an bütün arkeik topluluklarda hangisine giderseniz gidin, Afrika'ya gidin, Dogonlara bakın, Inuit yerlerine bakın, Orta Asya Türklerine bakın, Mayalara bakın, hala yaşayan ve sessiz olan ya da işte Anadolu'daki yerlere bakın. O bütün doğanın bolluğu ve bereketine karşı derin bir şükran hissi var. Tabii ki sorgulamamız gereken şey şu, acaba bu çağda o şükran duygusunu nerede kaybettik? Çünkü öyle bir şükran var ki ancak doğaya bir şey verirsen alabilirsin diye düşünüyorum. Mesela birçok coğrafyanın inancında işte eğer tarım varsa bir tarlayı ekiyorsa tarlanın sallıyorum 10 dönümse 10 dönümünden bir dönümünü doğaya bırakıyor. İşte sallıyorum 30 ağaçsa 30 ağacın 10 ağacını 5 ağacını doğaya bırakıyor, toplamıyor. Bir nevi adak olarak bırakıyor. Veya bir bitki toplayacaksa adak bırakıp topluyor. Veya tohumlarını ekiyor. Bir ağaç kesecekse o ağacın tohumunu ekip öyle kesiyor. Bir şekilde insan şunu fark etmiş. Evet, bende bir farklı bir şey var. Hani diğer bütün canlılardan, hayvanlardan farklı bir durum var bende. Ellerim var ve bir şey yaratabiliyorum. Ama bu ellerimle yok edebiliyorum. Yıkatabiliyorum. Öldürebiliyorum. Ama bu ellerimle de şifa verebiliyorum. Ve şunu fark ediyoruz ki bence bu insanın kendini bilme süreci çok sancılı gibi hep hissederim ben. Bu benim kendi şahsi uydurmam. Ama insanın bir anda çıplak kaldığını ve neden ben kendimin farkındayım ve diğer hayvanlar gibi bütün içinde mutlu yaşamıyorum gibi bir sarsıntı yaşadığını düşünüyorum ben. Bununla ilgili çözümü şöyle bulmuş. Mitlerle, ritüellerle her şeyi onurlandırarak. Ritüel insanın olmazsa olmazı, inanç insanın olmazsa olmaz. O bütün mağara çizimlerinde muazzam bir mit betimleniyor. Bütün o tanrıça heykelleri sembolik düşünmenin bir unsuru. Ölü gömme ritüelleri var mesela. Takılar var. 540 bin yıl önce Homo erectus atamız bir anlattığım gibi istiridye kabuğu üzerine zikzak çizilmiş. Ve antropologlar diyor ki biz modern olarak kendi elimizle çizmeye çalıştık. Çok zor diyor mükemmel bir zikzak çizmek. Çünkü çok sert bir kabuk. Bir şekilde ritüel ve inançlarla doğayla tekrar o bağı canlı tutmaya amaçlanmış. Ve eğer bir hayvan avlarsa o hayvana dua ediyor, ona saygı duyuyor ve onu onurlandırıyor ve onun her şeyinden faydalanmak istiyor. İşte derisinden kürk yapmaya çalışıyor. Yani onu nasıl diyeyim?
yıkıp yok etmek istemiyor. Şu anki gibi işte sadece dişleri için filleri yok etmiyor. İşte sadece bir şey hoşuna gittiği için bir hayvanı kürkü için yok edip onu satmıyor. Öyle bir dünya yok o zamanlarda. Muazzam bir saygı var. Ama bir noktada o hem birbirimize el vermeyi unuttuğumuz, hem doğanın bize hep el verdiğini unuttuğumuz, her şeyin ancak çıkar ilişkisi, bir hani bana karşı bir şükran ve ben de ona sevgimi veririm, bir paydaş olmak, bir paylaşım, şefkatli bir el verme gibi değil de çıkarım varsa ben bir ilişki kurarım gibi bir çağdayız. Ve her şeyin kısıtlı olduğuna dair bir düşüncemiz var ve öyle gerçekten. Çünkü bir şekilde ciddi anlamda nüfus olarak çoğaldık, suları kirlettik, havayı kirlettik ve ciddi anlamda tahribat yapıyoruz. Burada insanı düşünmeden doğanın şifasına hep tekrar ve tekrar niyet etmek gerekiyor. O açıdan el vermekte o insanın kendi yaratıcılığını keşfetmesi var, evet. Ama bu yaratıcılığının yanında bu yaratıcılığı yıkıcı olmaktan kaçınarak şefkati vermek, dokunabilmek, hayvanlara dokunabilmek, mağaralara resimler çizerek sanat yapabilmek veya işte yazı yazarak daha modern çağda duyguları aktarabilmek olarak da kullanmak mümkün. Bu açıdan el vermek çok kadim, çok arkeik ve çok yumuşak bir kavram, şefkat içeren bir kavram. Biraz usta çırak ilişkisinden bambaşka yere geldim. Ama toplayacak olursak, evet, usta çırak ilişkisinde uzun dönemli bir eğitim var. Ama bu daha mitik diyeyim, daha mistik diyeyim, daha sezgisel el verme, kurşun dökme gibi işte Fatma'nın elini verme. Aslında biraz daha arkeik olarak doğadan o eli almak, doğadan şifa gücüne vakıf olmak olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir şekilde tanrıça arketipiyle de alakalı. Tanit'in eli, Isis'in eli, Meryem Hanım'ın eli, Miriam'ın eli, İştar'ın eli, İnan'ın eli, Afrodit'in eli veya Fatma'nın eli gibi. Var mıdır başka soru? Efe, çok güzel toparladın. Bu arada bizim elektriğimiz de geldi. O yüzden ben de buradayım. o kadar hazırlanmıştım yani, görünmese çok üzülürdüm. Şey söyleyecektim şimdi, el vermekle ilgili sen zaten ustaçı ilişkisini anlattın. İki tane soru var, ikisini birleştirip soracağım. Şöyle birisi demiş ki hani eğer bir el vermeden, yani bir ustadan el almadan şifacı olunabilir mi? İkinci soru da uzun bir soru ama aslında özetmem gerekirse şöyle. Mesela usta size el veriyor. O eli siz işte yani ustanızı geçebilir misiniz? İşte gelenekseli mi taşımanız lazım yoksa gelenekseli aşmanız mı lazım bu verilen elle? Bu soruların ikisinden de bahsedersen, hani usta çırak arasındaki o ilişkiden biraz daha hani nasıl olması gerekiyordan bahsederek bitirebiliriz. Başka sorumuz yok şu anda herhalde. Tabii ki. Yani el almadan da tabii ki şifacı olunabilir. Bu dediğim gibi uzun dönemli, daha eril sistemlerde bu eğitime dayalı. Yani gidersiniz, işte daha modern tabirle konuşayım, fitoterapi eğitimi alırsınız. Bitkilerin terapötik yöntemlerini kullanırsınız. Ya da işte Tai Chi ve Qigong'da gider bir eğitim alır. Uzun dönemli bir şekilde o eğitimle beraber şifacı olabilirsiniz. Yani burada bir şekilde inisiyatik olarak inisiyasyon burada da başlangıç demek. Yani böyle bir seremoniyle birinin size el vermesi dışında uzun dönemli çalışma ve pratikle de herhangi bir şifayı yapabilirsiniz tabii ki. Çünkü şifacılık çok geniş bir kavram. Yani bitkilerle yapılabilir, killerle yapılabilir, masajla yapılabilir. Yani bir sürü alanı var şifacılığın. Halk hekimliği de deniyor buna. Orada illa el almanıza gerek yok. El almadan da aynı aşık örneği gibi, hani bir aşık kara gibi bade içip içinizden dolayı aşık olmak var. Bir de gidip eğitim alarak uzun süreli çalışmalarla aşık olmak var. Yani orada daha çok pratiğe dayalı aşık olmak var. O açıdan tabii ki el almadan da şifacı olunabilir. İkisi farklı. Diğer soruya gelirsek, evet. Kısaca çok özetle onu da söyleyeyim. Şimdi aslında çırağın tabii ki yani boynuz kulağa geçer diye bir atasözümüz var. Ve boynuz kulağa geçer bence geçerli. Çünkü usta bütün hayat deneyimiyle beraber bütün bilgisini çırağa aktarıyor.
Ve çırağın, çünkü ustanın işte 70 yaşında olduğunu varsayalım. 70 yıllık ömründeki bütün bilgiyi aktarıyor. Ve çırak onu alıyor mesela 20 yaşında ve üzerine yaşayacağı 40 yıllık deneyimi de içine katarak tabii ki ustanın, yani çırağın ustayı geçmesi olandır ve beklenendir. Hatta bir söz vardır, iyi ustaların çırağı kendi ustasını geçer diye. Yani bir çırak ustayı geçiyorsa o usta çok iyidir denir. O açıdan tabii ki usta çırak ilişkisini çırak ustayı geçmeli, yani boynuz kulağa geçmeli, hatta boynuz kulağa geçmek için yaratılmıştır. Çünkü o bütün hayat deneyimini aktaracak, çırak onu alacak, demleyecek ve kendi hayat deneyimiyle onu geliştirecek ve aktaracak gibi. Ama sadece ustanın aktardığı kadarını taşıması da çırağın yeterlidir. Çünkü her zaman ustayı geçecek bir çırağı bulmak kolay olmuyor. Yani bu biraz zor iş. O çırağın çok yaratıcı, yetenekli, zeki ve farklı olanı denemeye açık olması gerekiyor. Korkusuz olması gerekiyor. Ve başarısız olmaya da açık olması gerekiyor. Burada başarısızlık güzel bir kavram değil. Ama deneyip yanılmayı da göze alabilecek, yani o hayatın düşüşlerini de göze alabilecek bir kişiyse eğer, o düşüşlerin içindeki o yüksek keşiflerde yüksek yaratıcılık çıktığı için biraz böyle daha esnek olması gerekiyor. Mevlana ile Şems gibi mesela. Öyle evet. Değil mi? Evet, evet. Yani bütün anlattıklarında da zaten son bahsettiklerinde de çok güzel bir şekilde el vermeyi anlattın Efe. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Baş yaşadığımız aksiliğe rağmen gerçekten arkandaki tabloya özenmiştim. Yıldızlı geceler. Ben yıldızlı geceler az önce yaşadım. Ama problem değil. Bizim için el vermeyi bu kadar güzel tarif ettiğim, etraflıca anlattığın için çok teşekkür ederiz. Umarım izleyenler de zaten birçok sorusuna yanıt buldu. Yine başka bir etkinlikte zaten belki devamını yaparız ya da başka bir konuda yine bir araya geliriz Efe. Çok mutlu oldum geldiğine. Çok sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. Bence öyle başlamak da hoş oldu. Bir mağara döneminde başladık. Karanlık ve mumla beraber modern çağa doğru geldik en nihayetinde. Evet. Ben çok evet. Teşekkür ederim. Fiziksel olarak da buluşmayı dört gözle bekliyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Tüm Zeytin Okul ekibine de selamlarımı iletiyorum. Bekliyoruz. Zaten beraberken de çok güzel vakit geçirmiştik okulda. Evet. Burada da öyle oldu Efe. Evet. Yine çok eğlendik. Bence güzel bir anımız oldu. Çok teşekkür ederim. Yine bütün arkadaşlarına selamlar dernekteki ve çalışmaları takip ediyor olacağız. Yine yolumuzu kesiştireceğiz zaten başka bir etkinlikte. Çok teşekkürler.